Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 2 Eylül 2021 günlerden Perşembe saatlerimiz 11.43'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey Gönlünüz yoldur arkadaşlar. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bugün gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 10 koşuluk güzel bir programla start alıyor. Burada öncelikle Ankara 2. altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla tamamlanacak ama öncelikle Ankara 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan ricam YouTube kanalımıza yani izlemekte olduğunuz bu kanala destek vermenizi rica ediyorum. Arkadaşlar bu kanal bir kişi bir kişi 23.400 lere geldi. Yine bir kişi bir kişi 25 bin 30 bin hatta 50 bin çıkacaktır. Şunu şöyle ifade etmek istiyorum. Bundan 4 sene önce YouTube kanalımıza açtığımız zaman yani ilk YouTube'da at yarış tahmini veren bendim. Ve evet, o zaman e, TJK TV'nin kanalı benim kanalımın tam yarısıydı. Şu anda TJK TV 76 bin 77 bin civarı bir aboneye sahip. Ben neden olmasın diyorum. Bizim kanalımızda oralara kadar çıkacaktır diyorum ve bütün arkadaşlarımızın bu konuda desteklerini bekliyorum. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarımıza özel ücretli bir WhatsApp grubu kurdu. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine ayrıca 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Eğer grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben Ankara ikinci altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar bugün özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Programda iki tane sürdürek banko Varmış gibi görünüyor. Bazı programlar son ayakta 2 numaralı Balıkçı Kralı yine banko olarak tercihlemişler. Yine bazı demeyeyim Türkiye'nin çoğu e, otoriteleri de yine 4. E, ayakta 3 numaralı Can Mete'yi bugün banko olarak tercihlemişler. Ben bugün özellikle e, klasik olarak gitmeyeceğim tuttuğum, beğendiğim başka bir safkanı banka olarak vereceğim. Ama isteyen arkadaşlarım bu safkanlardan birinde yine banka olarak tercihleyebilirler. Ben bugün inandığım bir safkanı, beğendiğim bir safkanı sizlere banka olarak vereceğim. İzah ederek banka olarak vereceğim. Umarım şanslı kalemleri buluruz. Umarım güzel bir ikramiyeye imza atarız. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak. Şartlı bir yarışıyla start alacak. Arkadaşlar 6'lı ganyan ilk ayağında bütün safkanların galoplarını izledim, videolarını izledim ama özellikle Sayın Sami Doğana ait. Evet 4 numaralı Fırtınalar Diyarı gerçekten çok güzel bir galop yapmış. Gerçekten çok etkili bir galop yapmış ve adeta safkanı tutarak bu gola yapmış. Ben Tamerinoğlu temsilcisi yine Berkoş torunu 4 numaralı Fırtınalar Diyarı isimli safkanı çok beğendim. Eşkalini çok beğendim. Kalıbını çok beğendim. Ve bugün tecrübeli jokeyi Müslüm Çelik idaresinde ben Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 4 numaralı Fırtınalar Diyarı isimli safkanı günün Banko ismi olarak değerlendiriyorum ve Ankara 2. Altılı Ganyan'a e, Ganyan bir banko isimle giriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışı. Arkadaşlar burada da 8 numaralı FKLF özellikle son yarışını çok beğendiğim bir safkan. Düzgün aksiyonlarla koşan bir isim. Özellikle Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak olması safkanın şansını biraz daha arttırmış. Bugün öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine galoplarında beğenimi kazanan 6 numaralı Bilir kişide bugün Özcan Yıldırım idaresinde ihmal edilmemesi gereken safkandır. Yine 7 numaralı Mezit Haber düzelmiş görünen safkan bugün yine birincilik uğraşısı verecek. Özellikle tehlikeli ee, evet tehlikeli Aprantis Vedat Abiş idaresinde üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 12 numaralı Termeli Kızı, 5 numaralı Al Bunea ve bir numaralı King Leo isimli safkanlar sırasıyla bu koşta benim beğenimi kazanan isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı. 3 üç ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı yamak 3 arkadaşlarımıza ait bir yarış. Yine galoplarında çok beğenimi kazanan Victor Galop temsilcisi 5 numaralı White Spears bugün ilk şans vereceğim isim olacak. Yine galoplarında çok beğendiğim bir safkan var. E, 8 numaralı Alessandra yine de Abi İdaresi'nde piste çıkacak. 8 numaralı Alessandra isimli safkan da ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu iki safkanın dışla çıkması durumunda son güzel yarışıyla, son etkili yarışıyla dikkatleri üzerine çeken 9 numaralı Taş Kesen Evet arkadaşlar yine 10 numaralı Osman Baba 7 numaralı Son of Day Evet arkadaşlar ve 4 numaralı Valente isimli safkanlar benim bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın 4. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak grup 2 yarışına Tigem koşusuna geçiyorum. Burası da kupalı bir yarış grup 2 bir yarış sevgili yarış severler. Burada özellikle bugün bütün Türkiye'nin tek yazacağı kaliteli safkan Tamerinoğlu temsilcisi 3 numaralı Can Mete var bugün. Çoğu otorite bu safkanı banko olarak tercihlemiş. E, haklı yere de tercihlemişler. Gerçekten çok kaliteli bir isim Müslüman manalı Can Mete, Özellikle bugün usta jockeyi Halis Karataş idaresinde piste çıkacak olması Safkan'a büyük avantaj sağlamış. Bugün yine tercihen ilk ayakta Bankoma güvenmeyen, 4 numaraya güvenmeyen arkadaşlarıma tercihen Banko isim olarak öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 7 numaralı Öz Şimşek özellikle son yarışında 4'üncülüğünde akışını çok beğendiğim 7 numaralı Öz Şimşek'i de bugün Özcan Yıldırım idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı adı var. Ve çok sürpriz olacak belki ama e, hayatın ilk yarışında e, gerçekten güzel bir yarış kazanan Tamerinoğlu temsilcisi... Alt torunu 5 numaralı Erces fırtınası da yine galoplarında kendini daha da geliştirmiş görünüyor. Sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. 5 numaralı Erces fırtınası isimli safkan. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7. Dişlere mahsus yarışıya devam edecek. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda her gün tahminlerimi yazılı olarak sıralı şekilde paylaşmaktayım. Ve her gün misli altılı ganyan ve tek tek altılı ganyan analizim oluyor. Tek tek altılı ganyan analizimde en çok tuttuğum safkanları tek tek yazıyorum. Daha önce yine tek tek iki sefer altılı bulduk tanesi 240 lira vermişti. 9600 lira ikramiye kazanmıştık. Bir tanesi de 80 küsür lira vermişti. O da 50 misli 4250 lira ikramiye kazandırmıştık. Tabi normal mislilerimiz onun hatta 13'ün üzerinde tek tek altıları söyledim arkadaşlar sadece yine kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan duyduklarım köşemde gerek at sahibi, gerek antrenör, gerek idman jokeyi, gerek seyis arkadaşlarımdan aldığım tahminleri de burada paylaşıyorum. Eğer sizler de ücret WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız aylık 100 lira. Yine 15 günlük Deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarısı severler. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini benden başkası görmeyecektir sevgili yarısı severler. Ayrıca gmail adresimiz okanguner.tv@gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın 5. ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus kısa vade 7 yarışına geçiyorum. Burada da öncelikli şans vereceğim isim 6 numaralı bir Gerçekten ardı ardına çok güzel performans sergiledi. Boz Yiğit temsilcisi Şövalye Torun'u evet 6 numaralı bir kum çim ayırmadan koşabilen bir safkan bugün Müstetimçilik idaresinde öncelikli şanslı safkanımdır. Yine 7 numaralı Göldem form grafiğini yükselten bir isim. Yine renginin tayı, Tamarinol temsilcisi bugün Gökhan Kocakaya idaresinde etkili bir yarış çıkaracaktır diye düşünüyorum. Yine 5 numaralı Tumbul Çiçeği her ne kadar istikrarsız yarışlar yapsa da kalite olarak bu grubun üstünde bir safkan bugün gününde olur Sametçilik İdaresi'nde bu rakiplerini rahat geçebilir. Arkadaşlar yine 3 numaralı Sinoplu Merve güzel ellerde itina ile bakılan bir safkan bugün Ayhan Kurşun İdaresi'nde benim 4. şans vereceğim isim olacak ve son isim olarak da ardı ardına iki güzel yarış kazanan Emil torunu bilgin temsilcisi 2 numaralı Beren Gülü de ben bu yarışta yine sürpriz isim olarak yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın son ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı bir yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada Sayın Hazal Kayahan'a Han'a ait baba mevlüt tayı. Hanların kızının e, torunu 2 numaralı balıkçı kral isimli safkan yine idman durumunu beğendiğim safkan bugün Ahmet Çelik idaresinde öncelikle şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 6 numaralı sert çakmak Mahsun Tura idaresinde piste çıkacak. Yakup Bey temsilcisi altıma Sert Çakma'da ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Ve son isim olarak da 11 numaralı Gül Biten isimli Safkan'ı yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Burayı da 2, 6 ve 11 şeklinde değerlendiriyorum ve ufak altılı Ganyan Anezime geçiyorum. Ufak altılılarda yine ilk ayakta 4 numaralı Fırtınalar Diyarı isimli safkanı Günün bankosu olarak önereceğim sevgili yarış severler. Gerçekten eşkalini çok beğendim. Galoplarını çok beğendim Musafka'nın. Bugün ilk bankomuz olacak. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 8 numaralı Efkarlı Efe. 6 numaralı Bilir Kişi. 7 numaralı Mezit Haber. 12 numaralı Termeli Kızı. 5 numaralı al bu ne abi 1 numaralı King Leo şeklinde değerlendireceğim. Altılı ganyan 3. yanında 5 malı White Spear. 8 numaralı Alessandra. Evet arkadaşlar 10 numaralı Osman Baba. Evet 10 numaralı Osman Baba 9 numaralı Taş Kesen. A A A arkadaşlar çok çok evet 9 numaralı taş kesen şeklinde burası yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. 7 numaralı Sonofde'yi de yazdık. Evet 6'lı Ganya'nın 4. ayağında ben 3 numaralı Can Mete ve 7 numaralı Öz Şimşek ikilisine yer vereceğim. 6'lıları burada yarı yarıya düşürdük. 6'lı Ganya'nın 5. ayağında 6 numaralı Bidanem yine 7 numaralı Göldem 5 numaralı tumbul çiçeği, 3 numaralı sinoplu merve ve 2 numaralı berengül şeklinde değerlendireceğim. Altılı ganyanın kapanış koşusu son ayağında 2 numaralı balıkçı kral ve 6 numaralı sert çakmak şeklinde değerlendiriyorum. Burada da altıları 3'te 1 oranında küçülttük sevgili yarısı severler. Ve yedili Piyasan analizlerime geçiyorum. Yedili Plesa programın dördüncü koşusuyla iki yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak. Dişlere mahsus şartlı 5 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar burada da Altılgan ilk ayağında da ben Hişman Çizik İdaresi'nde piste çıkacak. Bandero'nun tayı bir numaralı son Nisan Nur isimli safkanı günün banko ismi olarak önereceğim. Yedili Pesiyemizin ikinci ayağında 4 numaralı Fırtınalar diye yı yine ikinci bankomuz olacak. 7li PSM'zin 3. ayağında 8 numaralı Efkarlı Efe, altı numaralı Bir Kişi, 7 numaralı Mezit Haber, 12 numaralı Termeli Kızı ve 5 numaralı Al. Bu ne diyorum? 7li PSM'zin 4. ayağında 5 numaralı White Spear 8 numaralı Alessandra, 10 numaralı Osman Baba ve 9 numaralı Taş kesenle birlikte 7 numaralı Son of Day isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili PSM'sin 5. ayağında 3 numaralı Can Mete ve 7 numaralı Can Şimşek. Evet 3 7 şeklinde önereceğim. Yedili psmzin 6. ayağında ben 6 numaralı bir tanem 7 numaralı Göldem ve 5 numaralı tumbul çiçeği ve 3 numaralı sinoplu merve şeklinde önereceğim. Ve Yedir ye kapanış koşusu son ayağında 2 numaralı balıkçı kral isimli safkanı yine banko isim olarak öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün özellikle YouTube kanalımıza destek vermeyi, abone olmayı unutmayalım. Bu kanal sizler sayesinde buralara kadar geldi. Sizler sayesinde de yukarılara doğru çıkacaktır sevgili yarışseverler. Yeter ki ihmal etmeyin. Kanalımız şu anda 23.400 kişi oldu. Ama ben inanıyorum ki en yakın zamanda 23.500'ü hatta 24.000'i 25.000'i bulacak. Yeter ki abone olun, destek verin sevgili severler diyerek programı kapatıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.